Merhaba. Ebeveynler çocuklarının eğitim hayatlarına ciddi yatırımlar yapıyorlar. İyi bir kariyere sahip olmaları için. Tabii ki iyi bir işe girip kendi ayaklarının üzerinde durmaları için. Gençler de iyi bir işe başlayıp iyi bir kazanç elde etmek istiyorlar. Peki bütün bunlarla ilgili çok kritik bir şey söylesem size. İyimser olmanızın daha başarılı ve daha çok kazanmanıza fırsat sunduğunu söylesem ne dersiniz? Bunu her zamanki gibi ben değil, araştırmacılar söylüyorlar. Avustralya'daki gençler üzerinde tam 15 yıl boyunca yapılmış bir çalışmada daha iyimser olanların daha fazla gelir elde ettikleri ve daha yüksek ücretler kazanabildikleri görülmüş. Bu fırsatın daha da arttığı tespit edilmiş. Yine iş dünyasında 272 çalışan üzerinde yapılan bir çalışmada önce olumlu duygu miktarları ölçülüyor bu çalışanların ve 18 ay boyunca performansları takip ediliyor. Sonra da yöneticileriyle konuşulduğunda yöneticileri onlarla ilgili çok iyi değerlendirmeler yapıyorlar ve bu çalışanların daha yüksek ücret aldıkları görülüyor. Yani iyimser olmak başarıyla ve daha fazla kazanmakla oldukça ilintili. Bu konuda özellikle çok ön plana çıkan bir isim var. O kişiden bahsedeceğim. Kendisi pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman ve bir psikolog. Çok uzun süre bu konularla ilgili araştırmalar yapıyor Martin Seligman. Özellikle bir sektörde yaptığı çalışmadan bahsedeceğim. Neden? Çünkü o sektörde çalışma, satış yapmak gerçekten zor. Çünkü çalışanlarının büyük bir kısmı, 1/4 hatta ilk 3 yıl içerisinde işten ayrılıyor. Hangi sektör bu? Sigorta poliçe satış sektörü. Neden? Çünkü hayali bir şey satıyorsunuz. Ortada fiziki bir şey yok. O yüzden de çok zor ve bu yüzden de işten ayrılma oranları çok yüksek. Ve Seligman bunlar üzerine bir çalışma yapıyor. İyimserlerle kötümserler arasında hem satış performansı hem de işten ayrılma oranlarına bakıyor. Ve bulduğu sonuçlarda tam olarak şu. İyimser olanlar kötümser olanlara göre %37 daha fazla satış yapıyor. Ve kötümserlerin işten ayrılma oranları da 2 kat daha fazla. Bu oranları bekliyor muydunuz? Ben size daha şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Çünkü Martin Seligman da orada durmuyor ve devam ediyor bu sonuçlardan sonra. Ne mi yapıyor? Bu defa kendisinin iyimserlik testlerinden çok iyi puan almış olup fakat diğer taraftan da şirketin yaptığı elemeleri geçememiş olanları bir tutuyor ve gidiyor şirkete. Diyor ki bu kişileri işe alın ve onları ikna ediyor. Bu kişiler yani o iyimser olup ama şirketin elemelerini geçemeyen kişiler işe alım konusunda Martin Seligman'ın bu girişimi sayesinde işe başlıyorlar. Ve Martin Seligman onları tabii ki izliyor. Ne olmuş olabilir dersiniz? İyimser olanlar kötümser olanlara göre %21 daha fazla satış yapmışlar. İkinci yıl ise bu oran çok daha artmış. %57 oranında daha fazla satış yaptıkları görülmüş. Ben şimdi şöyle tahmin ediyorum. İş sahipleri, İK yöneticileri yaptıkları o envanterlere, değerlendirmelere belki iyimserlik testini de dahil edecekler. Ne dersiniz? İyimserler çünkü anlattığım diğer araştırmalarla beraber çok başarılı sonuçlar sergiliyor. Belki ebeveynler de çocuklarının iyimser olması gerektiğini, kendilerinin iyimser olması gerektiğini düşünüyor olabilirler. Buna sonunda değineceğim ve bununla ilgili size çok güzel öneriler vereceğim zaten. Şimdi Seligman şunu merak ediyor. Diyor ki belki siz de düşünüyorsunuz. Peki bunun arkasında ne var? Yani başarılı olanlar, bu çok satış yapanlar, yani iyimser olanlar bunu nasıl yapıyorlar? Arkada ne var diye ona bakıyor. Siz tabii ki bazı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Şunu görüyor. Kötümserler bir engelle karşılaştıklarında, yani daha doğrusu red cevabı aldık o işle ilgili ya ben yapamayacağım, başaramayacağım, hiç olmuyor gibi cümleler kurarak daha olumsuza gidip depresyon olmasa bile böyle kayıtsızlığa, teslimiyete gidiyorlar. İyimserler ise ne yapıyorlar? Diyorlar ki sanırım bakış açımı değiştirmem lazım. Ya da karşısındaki insanla ilgili olarak da herhalde bugün gününde değil ya da işte modu iyi değil sanırım. Ben sonrakinde başka bir şey yapmalıyım diyerek bir sonraki ziyaretlerinde tamamen yaklaşımlarını değiştiriyorlar. Yani Seligman orada şunu vurguluyor. Oradaki reddediliş var ya, gittiniz müşteriye ve reddedildiniz. Oradaki her bir reddedilişten sonra o devam etmek için gereken motivasyonu gösterebiliyor olmak önemli. Yani reddedilişe karşı dayanıklılık önemli. İş dünyasının hep üstünde durduğu ve söylediği işte duygusal çeviklikten bahsediyor aslında. Bu reddedilişin üstesinden gelindiği zaman arkasından da başarı ve performans geliyor. Çünkü iyimserler bir sonraki müşteriye daha olumlu şekilde gidebiliyorlar. Yani Seligman çok kritik bir şey söylüyor.
orada. Ben bunu çok önemsiyorum. Diyor ki kötümserlerin zihinsel kurgusu. Hepimizin böyle zihninde bir oyunlar var ya, bir kurgu var ya orada. Onların zihinsel kurgusu onları umutsuzluğa sürüklerken, iyimserlerin zihinsel kurgusu ise orada umut yaratıyor. Bu sebeple çok kritik ve bu sadece aslında onun yaptığı çalışmalar, iş hayatıyla ilgili, spor, akademi ve hayatın bütün alanlarıyla ilgili böyle. O yüzden de çok kritik. Peki şimdi burada size bir şey sorsam hemen. Seligman yaptığı çalışmalarda şunu görmüş. Sadece istisnai bir sektörde kötümserler iyimserlere göre daha başarılı. Hadi tahmin edin bakalım. Bu hangi sektör olabilir? Ne dersiniz? Böyle şey yapayım mı? Oscar Ghost'u demiyorum. Hemen söylüyorum. Avukatlık. Ya tabii ya falan dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de tahmin ettiğiniz üzere kötümser olan avukatlar bütün olası kötü ihtimalleri göz önünde bulundurup hazırlık yaptıkları için tabii ki sonucunda da başarılı oluyorlar. Şimdi bazı ebeveynler diyebilir ki benim çocuğum avukat olacak. Yani kötümser olmasında bir sıkıntı yok. Ya da üniversitede okuyan avukatlık öğrenciler diyebilirler ki ya ben tamam kötümser olmalıyım o halde. Daha hali hazırda avukat olanlar. Size önerim onu sadece iş hayatınızla sınırlı tutup onun dışındaki her yerde iyimserliğinizi korumaya çalışmanız. Neden mi? Çünkü Seligman 20 yıllık çalışmaları boyunca elde ettiği bulgulara göre şunu söylüyor. Kötümserler iyimserlere göre 8 kat daha fazla depresyona giriyorlar. Yani işin ucunda sağlık var. Modern hayatın getirdiği bunca stresli yaşamı düşündüğümüz zaman aslında iyimser olmak çok daha önemli. Şimdi peki şunu duyar gibiyim, yani hani anlattık dedik ya, iyimser olmak bize kazanç getiriyor. Daha fazla kazanmamızı sağlıyor. Performansımızı arttırıyor. Daha yüksek ücretler alabiliyoruz. İyi de nasıl iyimser olacağız? İşte size çok güzel 5 tane tiyo vereceğim. Bu tiyolarda uygulayabileceğiniz şeyler. Bu 5 öneri tamamen beynin sol yarım küresindeki olumlu duygunun depolandığı ve o alanın çalışmasını, oradaki fizyolojik yapıların hareketlenmesini sağlayan şeyler. Ne onlar? İlki geliyor. Birincisi meditasyon ya da mindfulness yapmak. Yani zihni biraz susturmak, yavaşlatmak, sakinleşmek, anda kalmak. Geçmişe ya da geleceğe gitmeden aslında oradaki o kaygılara düşmeden ya da onlarla daha dayanıklı bir şekilde mücadele edebilmek. Bir numara bu. Gelelim ikinciye. İkincisi ise sizi mutlu edecek davranışlar ve tutumlar sergilemeniz. Bu konudaki repertuarınızı genişletmeniz. En fazla mutluluk hissinin uzun sürdüğü davranış ne biliyor musunuz? Yardım etmek. Küçük ya da büyük mutlaka yardım edin ve yardım etme fırsatlarını kollayın. Bunun sizin iyimserliğinize çok önemli katkıları var. Peki yardım etmek dışında mesela dans edebilirsiniz. Yemek mi yapıyorsunuz? Yemek yapıp sevdiğiniz kişileri davet edip onlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yani sizi mutlu edecek davranış ve tutumlara ait repertuarınızı genişletin ve orada da çok sık tekrar yapın. Gelelim üçüncüye. Üçüncüsü de şaşırmayacaksınız. Olumlu konuşun. Bir cümle mi kuruyorsunuz? O cümlenin içerisindeki negatif kelimeleri hop öyle atın ve oraya en kötü nötr ama olumlu kelimeler koymaya gayret gösterin. Ve gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsü de mutlu anılarınızı yad edin. Nasıl yani? Birlikteyken sevdiklerinizle ya da tek başınıza da olabilirsiniz. Dijitalde ya da tamamen dokunabildiğiniz o albümlerde. O güzel anılarınızın üstünden geçin, bunu paylaşın, o duyguları tekrar tekrar yaşayın. İşte bütün onlar yine bu beyninizdeki sinaptik bağları, fizyolojik yapıları daha da güçlendirip o tarafı daha fazla kullanmanızı sağlayacak. Ve gelelim 5. maddeye. 5. madde en etkili olanlardan bir tanesi. Diyeceksiniz ki ya evet ya bu olmalıydı yani bu listede. Şükretmek, minnettar olmak, minnet duymak da bu listede çok önemli bir yere sahip olarak iyimserliğimizi artıran şeyler arasında yer alıyor. Umut ediyorum bu anlattıklarım size fikir vermiş ve iyimserliğinizi arttırmak, daha fazla kazanmak, daha başarılı olmak adına fayda sağlamıştır. Çocuklarınızın iyimser olması onlara örnek olarak sizin de iyimser olabilmenize fırsat sunacak, imkan verecek maddeler olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve Mavi Kadın YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.